Sibel Hanım, ya biliyorum başlarda böyle birbirimizden hiç hoşlanmadık. Ay Elvancığım öyle demeyelim hayatım. Diyelim Sibel Hanım, diyelim. Yani birbirimize karşı dürüst olalım şimdi. Evet. Sorun değil zaten, hepsi bitti geçti gitti. Ya ben şunu fark ettim, siz anne olunca daha vicdanlı, daha duygulu davranmaya başladınız. Ya üstelik sadece çocuklara karşı değil, bize karşı da öyle. Ya haklısın Elvancığım. Yani anne olunca, bak sen de annesin. İnsana böyle daha farklı bir şefkat geliyor herhalde. Yani o kadar masum, o kadar bana muhtaç ki. Yani ben duygunun sağlığından, onun iyi olmasından başka hiçbir şey düşünemiyorum. İnsan her türlü kıskançlığını, hırsını böyle bir gerçekten köşeye atıyor. Onun dışında hiçbir şeyi gözüm görmüyor. İnan bana Elvan. Sadece sanki böyle duygu için yaşıyormuş gibiyim. Ha ben farkındayım. Ya hatta Barış'a karşı da aynı şekilde davrandığınızın çok farkındayım. Bunun için size binlerce kere teşekkür ediyorum. Ama ben sizinle bir şey konuşmak için geldim aslında. Yani ben sizin bugün Barış'a karşı çok fazla evhamlı davrandığınızı fark ettim. Yani tabii ki her zaman gözümüz çocuklarımızın üzerinde olacak. Ayrıca Barış'ın üzerine titrediğiniz için de ben çok teşekkür ediyorum. Ama yani bu endişe hali insana iyi gelen bir hal değil. Yani ben bu hissiniz yüzünden sizin hastalanmanızı istemem. Çünkü bunun daha ileride tansiyonu var, şekeri var. Bakın babama. Babam hep çok sinirli bir adamdı. Yorgunluk, stres falan ileride ona hastalık olarak döndü. Ama şimdi Elvancığım yani hani ben de daha gencim öyle. Ya tabii ki gençsiniz. Ben onun için söylemiyorum. Ama gerçekten endişe hali insana iyi gelen bir hal değil. Ben sizin iyi olmanızı istiyorum. Ya bunun baştan önlemini alalım diye böyle sizinle konuşmak istedim. Elvancığım biliyor musun benimle konuşman çok hoşuma gitti. Gerçekten yani çok teşekkür ederim. Ve haklısın evet. Ya bugün biraz abarttım. Kabul ediyorum. Ama benimle bu konuşmayı yaptın ya, sana çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. İyi ki varsınız Sibel. Sen de iyi ki varsın. Sen de canım benim. Hadi bakalım ya. Ahsana biz geldik. Ay, hoş geldiniz. Ay, Barış. Ay, ay benim oğlum gelmiş. Hattalardan. Ayakkabılarını çıkaralım. Gel, gel kucağıma otur hadi. Tamam burada çıkartayım artık. Girmiş dedesi. Girmiş evet. Artık. Tabii. Biz oğlunla parkta acayip eğlendik değil mi? Ay. Ay ne güzel. Ne yaptınız? Aa neler yapmadık. Salıncağa bindik. Evet. Kaydıraktan kaydık. Tahterevalli'de oynadık değil mi oğlum? Aa. Eğlendin mi Barış? Güzel miydi park? Ay çok güzel. Ne mutlu. Hatta biz oğlumla şeker bile mi yedik? Ay şeker mi yedin? Ya evet, uç anne, çubuklu o. Annesine sordun mu? Annesine? Sibel Hanım. Yok hayatım bir şey söylemedim. Sen iyisini yapmışsındır hayatım. Ha. Bunu ben yapmadım. Ya. Aldık başkası yapmış ama iyi yapmış. Şekeri evet, güzelmiş tamam. Yani. Hani şey nerede kurbağalı oyuncak? Ha. Nerede? Nerede valla onu ben de bulamadım. Nerede? Odasında, odasında. Ha, bak saklamışım onu. Barış gördün mü? Bak odandaymış kurbağalı oyuncak. Aynen. Deden kapmadan kap hemen oyuncağı. Koş, Barış koş, 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 koş. Babacığım senin montunu da ben çıkarayım mı? Al al abi, bebek miyim ha? Bilmiyorum. Kurbağalı oyuncakla oynadığına göre. Acayip eğlendik ama. Allah özlemişim. Ay, ben de kayayım dedim. Babacığım. Sıkıştım. Ay sağ ol şeyde, babacığım. Aldık oyuncağımızı da. Ha. Aa. Göster nasıl yaptığını. Evet. Nasıldı Barış? Heh, onu ha. Yapıyorsun. Bir yap. Var mı başka bir şey? Diğerlerini de getir. Duygu'yu boş getir.